gerçekten sadece Ünye'mizin değil, Çaybaşı'mızın değil, bölgemizin ender şelalelerinden, ender doğal göllerinden ve ender doğal harikalarından bir tanesinde bulunuyoruz. Burası Çaybaşı İlküez Şelalesi ve aynı zamanda gördüğünüz gibi suyun en az olduğu dönemde dahi sesinin ve suyun şiddetini hissediyorsunuz. Burada yapılmak istenen maalesef doğaya dokunmaktır, doğayı tahrip etmektir. Ve bunun da ben Sayın Valimizin, özellikle yeni valimizin doğaya, suya, derelere, ırmaklara olan hassasiyetini biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Valimizin de burayı özellikle görmek istediğini düşünüyorum. Ben buraya kendisini davet ediyorum. Sayın Valimiz burayı gördüğünde emin olun ki şunu söyleyecektir. Bir an önce buraya da insanların çay içmesini sağlayalım, burayı sahiplenelim diyecektir. Biz de bu anlamda turizmciler olarak sadece Ünye turizmi değil, Çaybaşı turizmi değil, birlikte ordu, birlikte turizm, birlikte ülke turizmi diyoruz. İşte bu yüzden de bölgemizin doğal değerlerini, şelalelerini, ki ordumuz şelaleleriyle, ırmaklarıyla, dereleriyle ünlü ve türküler yakılmış bir şehir. Dolayısıyla buranın korunması, gelecek kuşaklara korunarak aktarılması hepimizin asli ve vatani görevidir. Ben buradan bütün duyarlı temsilcilerimize, yetkililerimize ve en başta Sayın Valimize ve Ordu Büyükşehir Belediye'mizin altyapısını yapması anlamında hem şelalemizin mevcut halini hem de karşıda gördüğümüz tarihi değirmenin iyileştirilmesi noktasında burayı cazibe merkezi haline getirmek ve özellikle de uydu takip sistemiyle korunma noktası oluşturulması ve foto kapanlarla da takibinin yapılmasını öneriyorum. Bunun da Sayın Valimiz tarafından kabul göreceği düşüncesindeyim. İnşallah burayı halkımıza güzellikleri yaşatmak anlamında kullandıracağımızı düşünüyorum.